Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size 9. sınıf sorumluluk sınavları için sorular hazırladım. Bunları çözeceğiz. Başlayalım o halde. Şimdi ilk konumuz neydi? Mantık konusuydu. Mantıktan sorularımıza bakalım. Diyor ki ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakıyorum. Bu neyle ancak ve ancak bağlacı? Ancak ve ancak bağlacın da doğruluk değerleri aynı iken doğru, diğer durumlarda yanlış oluyor. Şimdi birin değeri nedir? Birin değeri sıfır. O zaman bir ancak ve ancak sıfır nedir? Sıfırdır. Doğruluk değeri farklı çünkü ikisinde. Şimdi geldim. Sıfır ancak ve ancak bir. Neye eşit? Sıfır, değil mi? Sıfırın değeri nedir? Bire eşittir. Sıfırın değeri nedir? Birdir. Bir ancak ve ancak bir neye denktir? Bire denktir. Doğru. Doğruluk değerleri aynı çünkü. Geldim ise bağlacına. İse bağlacı neydi? Yüz şöyle. 1 ise 0, 0'a denktir. Yani biz buna 100 kuralı diyoruz. Diğer tüm durumlarda, bunun dışında diğer tüm durumlarda doğruluk değeri 1'e eşittir. O zaman 1 ise 1 neye eşit olacak? 1'e. 1'in değeri nedir? 0'dır. Yani şurası ne geldi? 0 geldi. 0 veya 1. Veya bağlacı neydi? Doğruluk değerlerinin ikisi sıfırken sıfır diğer tüm durumlarda doğrudur. O zaman bunun doğruluk değeri nedir? Birdir. Bir ancak ve ancak bir neye denk olacak? Bire denk olacak. Yani doğru mu? Doğru. O zaman cevabım ne gelecek? Edirne gelmiş olacak. İkinci sorumuza bakalım şimdi. Diyor ki A, B, C, D değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. V bağlacına geldik. V bağlacı neydi? Doğruluk değeri ikisinin de bir ise bire denk oluyordu. Diğer tüm durumlarda yanlış oluyordu. O zaman bakıyorum. P 1, Q'nun değili. Birin değili neye denktir? Sıfıra. 1 ve 0 neye denk olacak? Sıfıra. Çünkü doğruluk değerleri bir olunca bire denk oluyor. Geldim şimdi. P'yi yazdım. P'ni bir sıfırın değilini alacağım. Sıfırın değeri neye denk? Bire denk. Bir ve bir neye denkti? Bire denkti. Sıfır diyorum. Q'nun değili. Yani birin değili neye denk? Sıfıra. C'de ne geldi o zaman? Sıfır geldi. Sıfır ve sıfırın değilini alıyorum. Sıfırın değili. Bir, bu neye denk geldi? Sıfıra denk geldi. Doğruluk değerlerini soruyor. Ya A, B, C, D'nin. O zaman ne geliyor? Bir, sıfır. Pardon, sıfır, bir, sıfır, sıfır. Yani Adana gelmiş oluyor cevabım. Evet, şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri birdir diyor. Önce ne yapmam lazım? P, Q, R ve S'nin doğruluk değerlerini ne yapmam lazım? Bulmam gerekiyor. Şimdi baktığımda veya bağlacı. Veya bağlacı ne zaman sıfıra denkti? Sıfır veya sıfırda sadece neye denkti? Sıfıra denkti. O zaman P'nin sıfır olması için P'nin değili var burada. Neyin değili sıfıra denktir? Birin. O zaman P'ne gelecek?
Bir gelecek doğruluk değeri. Q zaten direkt Q'yu almış. Sıfır olacak. Geldim şimdi. V bağlacım. V bağlacım ne zaman 1'e renkli? İkisinin de 1 olduğu durumda 1'e renkli değil mi? O zaman R ne geldi direkt zaten? 1. T'nin değeri var. Yani neyin değeri 1'e renkli? Sıfırın. O zaman ben P, Q, R ve S'nin doğruluk değerlerini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bakalım şimdi doğruluk değeri 1'e. A'ya bakalım. P'nin doğruluk değeri neydi? 1. Ve R'nin doğruluk değeri 1. Bu neye denk geldi? 1 ve 1. 1'e denk. Zaten direkt ne yaptı? Cevabım çıkmış oldu. Hadi şu E şıkkına da bakalım. P'nin doğruluk değeri nedir? 1. Q'nun doğruluk değeri nedir? 0. Değil. Şimdi 1 veya 0 neye denk? 1'e denk. 1'in değeri nedir? 0'dır. Yerlerine de baktığınızda zaten onlardan ne gelmiş olacak? 0 gelmiş olacak. Şimdi ne diyor bana? Kendisi hariç 63 tane alt kümesi olan bir A kümesi varmış. Bu A kümesinin eleman sayısını soruyor bana. Şimdi kendisi hariç dediğim alt küme sayısını ben nasıl buluyordum? 2 üzeri n'den buluyordum. Kendisi hariç dediği için ne yapacağım? Ondan kendisini ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. O da yani 1'i çıkarıyorum. O zaman 2 üzeri n eksi 1 kaça eşit olacak? 63'e eşitmiş. A'nın eleman sayısını soruyor ya. Yani A'nın eleman sayısı. Burada nedir zaten? N'dir. Benim n'i bulmam lazım. Eksi 1'i karşı tarafa attım. Ne olarak geçti? Artı olarak geçti. 63 artı 1'den 64. 2'nin kaçıncı kuvveti 64'e eşit? 6. kuvvet. Değil mi? Cevabım o zaman ne gelmiş oldu? D gelmiş oldu. Evet, şimdi 5. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir A kümesi verilmiş. Diyor ki N eleman A'dır diyor. N A'nın elemanıdır. Doğru. Geldim. N A'nın nesiymiş? Alt kümesiymiş. Doğru. A'nın eleman sayısına bakalım. Bir, eğer küme içinde küme varsa o küme bir eleman olarak sayılır. Yani o zaman 1, 2, şunu bir bütün alıyorum. 3, 4, 5. A kümesi kaç elemanlıymış? 5 elemanlıymış. Şimdi geldim. Diyor ki P alt kümedir. A diyor. Zaten normali küme içinde küme olduğu için bunu ne yapması lazım? İki parantezde göstermesi lazım. Yani o zaman bu nedir? Yanlıştı. Diğerine bakalım. MNK eleman A'dır diyor. Zaten bu kümenin içinde bir küme. Bu da doğru. O zaman cevabım ne gelmiş oldu? D gelmiş oldu. Evet, diğer soruma geçiyorum. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesine B eleman olarak bulunmak? Alt küme sayısı neydi? 2 üzeri n'di değil mi? Şimdi B eleman olarak bulunmayacakmış. O zaman A kümesinden B'yi attığında kaç eleman kalıyor? 1, 2, 3 elemanın kalıyor. Yani o zaman 2 üzeri 3'ten cevabı ne gelecek? 8 gelecek. Evet, diğer sorumuza geçelim. Ne diyor? Eleman sayısı kaçtır? Şimdi ben bunu ne yapabilirim? A kesişim. B
birleşim, A kesişim, C yazabilirim değil mi? Şimdi geldim o zaman. A kesişim D. Neymiş elemanları? 2, 3, 5, 7. Birleşim diyorum. A kesişim C neymiş? 1, 2, 3, 4, 6. Birleşim neydi? İki kümenin bütün elemanlarıydı değil mi? O zaman bakıyorum. 1'i aldım. Kümede aynı elemanlar varsa birleşim kümesinde o eleman tekrar yazılmaz. Bir kere yazmamız yeterli. O yüzden ne yapıyorum? 1. 1'i aldım. Burada yok. 2. 2 kümede de var. Bir tane alıyorum. 3. 2 kümede de var. 3'ü aldım. 4. 4'ü aldım. 5'i aldım. 6'yı aldım. Bir de 7'yi aldım. Birleşim kümem bu. Bakalım kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elemanlı. O zaman cevabım ne geldi? C gelmiş oldu. Evet, geçiyorum. Diyor ki A ve B ayrık kümelermiş. Ayrık küme ne demek? Yani kesişimleri yok. Ortak elemanları yok. O zaman ben birleşimin eleman sayısını nasıl buluyorum? A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı. Bu ayrık küme olduğu için bu şekilde gösteriyorum. Şimdi birleşim kümesi neymiş? Kaç elemanlıymış? 17 elemanlı eşittir. A kümesinin eleman sayısı neymiş? 2x artı 3'müş. B kümesinin eleman sayısı neymiş? X eksi 4'müş. Şimdi bu denklemi ne yapacağım? Çözeceğim. X'i bulacağım. Şuradan devam ediyorum. 17 eşittir. 2x ile x'i topladım. Ne yapar? 3x yapar. 3 eksi 4'ten ne geldi? Eksi 1 geldi. Eksi 1'i karşı tarafa attım. Artı olarak geçti. 17 artı 1'den 18 eşittir 3x mi? X'i yalnız bırakacağım. Her tarafı 3'e böldüm. 3'ler gitti. X buradan ne geldi? 18 bölü 3'ten 6 gelmiş oldu. Zaten bana x'i soruyor. Umarım anlamışsınızdır. Ayrık kümeler olduğu için bu şekilde yazıyorum. Eğer iki küme deseydi, kesişimleri olsaydı ne yapacaktım? Kesişimlerini bu sefer çıkartacağım. Şimdi geldim diğer soruya. Evrensel kümenin eleman sayısını soruyor. Ne yapacağım? Ben bunları taraf tarafa toplarsam. Taraf tarafa topluyorum. Geldim şimdi. Şu B'nin üstü demek D'nin dışındaki elemanlar demek. A üssü A'nın dışındaki elemanların eleman sayısı demek. S neydi? Eleman sayısı demek. Şimdi o zaman toplarsam ben bunları taraf tarafa. S A artı S A üssü artı S B üssü artı S B eşittir 27 ile 21'i topladım. Kaç geldi? 48 geldi. Şimdi evrensel küme bütün kümeleri kapsayan bir kümedir. En büyük küme. Şimdi bir A kümesi var. Bir de A'nın dışındaki elemanlar var. Yani bütün kümeyi kapsıyor değil mi? O zaman ben buna ne diyebilirim? Bir evrensel küme diyebilirim. Aynı şekilde kendisiyle kendisi dışındaki elemanların toplamı evrensel küme verir bana. İkisini topladım. Kaç tane? İki tane evrensel küme geldi. Eşittir 48 dedim. Bana evrensel kümenin eleman sayısını soruyordu. 2'yi karşı tarafa attım. Çarpım durumunda bölü olarak geçer. Evrensel kümenin eleman sayısı 48'i 2'ye böldüğümde kaç gelecek? 24 gelmiş olacak.
Kendisiyle kendisi dışındaki elemanların toplamı bana evrensel küreyi verir. Bunu unutma. O zaman geçiyorum. Şimdi 10. soruma bakayım. Ne diyor? İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birinin bilindiği 29 kişilik bir kılık grubunda Fransızca bilen sayısı İngilizce bilenlerin sayısının 2 katıymış. Her iki grupta dili bilen de kaç kişi varmış? Bir kişi varmış. Yalnızca İngilizce bilen turist sayısını soruyor. Şimdi ne yapalım? İngilizce diyelim, Fransızca diyelim. Her iki dili bilen kaç kişiymiş? Bir kişiymiş. Sadece İngilizce bilenlere A dedim, sadece Fransızca bilenlere B dedim. Şimdi en az birini bilen kaç kişiymiş? 29 kişiymiş. En az birini bilen A artı B artı 1'dir. Yani 29 kişi. O zaman A artı B kaç geldi buradan? 28 geldi. Geldim şimdi. Bunu bulduk. Birinci denklemim bu. İkinci denklemime geliyorum. Diyor ki şimdi Fransızca bilenlerin sayısı. Fransızca bilenlerin sayısı ne? 1 artı B. Bilenlerin sayısı İngilizce bilenlerin 2 katıymış. 2 çarpı diyorum. İngilizce bilenler kaç kişi? A artı 1 kişi. Bunlar birbirine neymiş? Eşit. Şimdi dağıttım. 1 artı B eşittir 2A artı 2. İki tane bir tane daha denklem elde edeceğim. Bunu karşı tarafa attım. B eksi 2A eşittir. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa alıyorum. Biri de karşı tarafa attım. 2'den 1 çıktı. Ne kaldı? 1. İkinci denklemim de bu. Gelin şimdi bunları yok etme metodundan A'la B'yi ne yapabilirim? Bulabilirim. Şimdi A artı B neydi? 28'di. Şimdi B'lerin katsayıları eşit değil mi bunların? Ben şu denklemi eksiyle çarpayım. Eksiyle çarptığımda şöyle eksi 2A artı B eşittir 1 değil mi? Bu denklem normalde. Eksiyle çarptım bu denklemi ve altına yazıyorum. Eksiyi eksiyle çarptım artı yani 2A. Artıyı eksiyle çarptım. Eksi B eşittir. Eksi 1 geldi. Taraf tarafa toplarsanız bu denklemi. B'ler ne yapacak? Birbirini götürecek. A'la 2A'yı topladım. Ne geldi? 3A geldi. Eşittir. 28 ile eksi 1'i topladım. 27 geldi. A buradan kaç gelmiş oldu? 9 gelmiş oldu. Zaten bana neyi soruyordu? İngilizce bilen kaç turist vardır diyor. Yalnızca İngilizce bilen dikkat edin. Yalnızca İngilizce bilen kısım şurası. Eğer size İngilizce bilen deseydi 9 artı 1 yapardınız. Ama sadece İngilizce bilen dediği için bana cevabına geldi. 9 gelmiş oldu. Doğru da açılar. Şimdi geldik. Burada içler dışlar birbirine olacak. Bunlar içler dışta. Yani aynı yöne bakan açıların toplamıyla diğer tarafa bakan açıların toplamı birbirine eşit olacak. O zaman 30 artı 70. Diğer tarafa bakanlar ne var? 80 ile A var. Eşittir 80 artı A diyoruz. 30 ile 70'i topladım. 100. Eşittir 80 artı alfa. 80'i karşı tarafa attım. Eksi olarak geçti. 100'den 80 çıktı. 20 kaldı. Yani alfamız neymiş? 20 dereceymiş. Aynı yöne bakanların açıları toplamı diğer yöne bakan açıların toplamı nedir? Eşittir. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.
Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olursunuz. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.